Çiptes Merkezi'nden herkese merhaba. Artık internet ayrılmaz bir parçamız haline gelmiş durumda. Hal böyle olunca internetten her alanda faydalanmak istiyoruz doğal olarak. Ancak özellikle evlerde en büyük problemi kablosuz bağlantılardan her noktada eşit performans alamamak oluşturuyor. Ve kullanıcılar da bunu çözmenin yolunu farklı aparatlar kullanmakta buluyorlar. Bunlar arasında Powerline ürünleri görebildiğimiz gibi kapsama alanını arttırmak için menzil genişleticiler de iyi iş çıkartıyorlar. Bugün inceleyeceğimiz Zyxel'in VRE2205 modeli de bu menzil genişletebilir aracında iyi bir örnek olarak yer alıyor. Modemin kurulu olduğu alanın çevresi en yüksek sinyal kalitesine sahipken diğer odalara doğru sinyal seviyesi düşmeye ve elbette bağlantı kalitesi de bununla birlikte olumsuz anlamda etkilenmeye başlıyor. Bunu aşmak için kullanılabilecek bir menzil genişletici olarak karşımıza çıkan Zyxel VRE2205 hem kolay kullanım hem de ana problemi ortadan kaldırmak adına iyi bir çözüm. Oldukça kompakt yapıya sahip olan Zyxel VRE2205, beyaz minik bir adaptör, üzerinde LED bildirim ışıklandırmalarını bulunduran cihaz, yine burada bir eşleşme butonu bulunduruyor. Yan tarafta kablolu bağlantılar için kullanılabilecek bir Ethernet portu da düşünülmüş. Bir diğer kısımdaysa açma kapama butonu bulunuyor. Peki cihazın bu tuşları ne işe yarıyor ve nasıl kullanılıyor? Şimdi hemen bunun cevabını verelim. Zyxel VRE2205'in kullanımı çok kolay. Şimdi nasıl kullanıldığını size test senaryomuz üzerinden kısaca anlatalım ve cihazın performansından bahsedelim. Test senaryomuzda modem çalışma odasında kurulu durumda. Amacımız aradaki mesafeden dolayı oturma odasına giden koridor boyunca azalan bağlantının kalitesini artırmak ve oturma odasında da tıpkı çalışma odasında olduğu gibi kaliteli bir bağlantı elde etmek. Bunun için çözüm her ne kadar Zyxel VRE2205'i oturma odasında bir prize takmak gibi görünse de aslında gerçek çözüm sinyal şiddetinin düşmeye başladığı noktayı kestirerek Zyxel VRE2205'i oraya konumlandırmaktan geçiyor. Böyle olunca sinyal tam düşmeye başlarken Zyxel üzerinden kapasite arttıracak ve yoluna güçlü şekilde ilerleyecek oturma odasına ulaşabilecek. Biz de bunun için Zyxel VRE2205'i koridorda orta bir noktaya konumlandırmayı uygun gördük. Zyxel VRE2205'i koridorda bir prize taktıktan sonra cihazı modemle eşleştirmek için modem üzerindeki VPS butonuna basmak gerekiyor. Ardından da menzil genişleticinin üzerindeki butona bastığımızda bu iki cihaz kısa bir süre sonra içinde eşleşiyor ve konuşmaya başlıyorlar. Evet, cihazın kurulumu bu kadar basit. Bu işlemin ardından bizim senaryomuzda koridor boyunca sinyal seviyesinin arttığını ve öte yandan aynı kapasiteyle oturma odasına kadar ulaştığını gördük. Bu arada modelin kurulumu olduğu alanda aradaki mesafenin yaklaşık 25-30 metre arası olduğunu da söyleyelim. Zyxel VRE2205'in üzerinde yer alan Ethernet portuysa eğer ağ kablosuz internet bağlantısı olmayan bir cihazı dahil etmek istediğinizde pratik bir çözüm sunabiliyor. Öte yandan yine buradaki açma kapama anahtarıysa cihazı kullanmadığınız durumlarda fişten çekmenize gerek kalmadan kapatabilmenize ve böylece pratik yoldan enerji tasarrufu sağlayabilmenize izin vermesiyle iyi düşünülmüş bir ayrıntı. Zyxel VRE2205 kompakt ve kullanışlı bir cihaz. Kablosuz ağ performansının odalar arasında sekmeye uğramasından şikayet eden kullanıcılar bu ürünü yakından incelemeli.